Komutanım. Komutanım. O jandarma yüzbaşının adı neydi Asubay'ın? Yüzbaşı Özdemir komutanım. Hemen onu bul bana. Emredersiniz. Komutanım, Kobuz Albay komutanıma arz ediyorum. Yüzbaşım, dediğim yerde misin? 5 dakika içinde oradayım komutanım. Güzel. Kılıç dayanacaktır. Ama fazla vaktimiz yok çünkü bir yaralımız var. Şu anda ne helikopter ne de kapsamlı bir takviyeye zamanımız yok. Hızlı olmamız lazım. Emredersiniz komutanım. Hadi evlat, göreyim seni. Kır şu çemberi. Emredersiniz komutanım. Kılıca ulaş. Beyazsınlar. Ayrıca bayram başçavuşun durumu da öğren bana. Emredersiniz komutanım. Özdemir sen misin? Benim bozuk. İyi misiniz? İyiyiz, iyiyiz, iyiyiz. Bunlar bozuldular. Birazdan yanınızdayız. Anlaşıldı Özdemir. Anlaşıldı. Yörük sakin. Kılıç temkinli olun. Teslim olun. Açın o. G3 babalar, duydun mu? G3, G3 sesi bu. Bozok, bu G3'ler. Bir yörük anamın ninnisi, bir de G3'ün sesi. Teslim ol. Tamam. Ne var? Asker toplarına yakalandı. Tamam. Takviyeye gelmiş. Çok kalabalık. Ne var? Kaçmak yok. Anladınız. Tamam baba. Saldırın. Kaçmak yok. Saldırın. Yürü. Geri çekiliyorlar. Komandolar, sizin Allah'ınıza kurban be! Mavi gökler mavi berinize kurban olsunlar! Biz dağlara atarız bu su!
Ulan binayı tepemize yıkacaksın yavaş. Koşlar ya. Hadi yürü hadi. Komutanım iyi misiniz? İyiyim ben. Ben iyiyim. Bayram çabuk buraya gel. Bayram. Haydar. Tüm timler savunma düzeni alsınlar. Köyün içine kimse girmesin. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bayram çabuk gel buraya. Köyün içine kimse girmeyecek. Anlaşıldı mı? Komutanım iyisiniz değil mi? İyiyim. İyiyim. Ben iyiyim. Herkes iyi mi? Bayram gel buraya. İyi komutanım. İyi. İyi. Komutanım sizi içeri almamız lazım lütfen. Allah Allah ben iyiyim diyorum ya. Teröristlerle ilgilensenize işine bak. Komutanım benim işim sizi korumak lütfen. Bırakın işimizi yapalım lütfen. Görevinin başına dön hadi. Komutanım lütfen. Başınızı vurmuşsunuz. Mide bulantısı baş dönmesi falan var mı? Hiçbir şeyim yok diyorum ya. Komutanım yaranızda kanama var. İçeri girip pansuman yapmamız lazım. Tamam. Hadi komutanım. Tamam geçelim içeri de sar. Sar da bitsin bu iş hadi. Çiğdem, üst bölgesine haber ver. Baskın yediğimizi söyle, acil destek istiyorum. Hemen, çabuk. Hadi. Emredersiniz komutanım. Haydar. Haydar, bunu dinle. Çok kalabalıklar Bozok Baba. Reislerin niyeti kötü. Uçlarda kim var peki? İlyas, Selçuk, bir de Kürşat Teğmen. Eyvallah. Galip, gel buraya. Demirdim komutanım. Koçum, makine alını kap, hakim bir tepeye geç. Gelen giden kim varsa uçur, anlaşıldı mı? Emredersin komutanım. Hadi koçum göreyim seni, kim geçerse zımbala. Geçmeyecek komutanım, canım pahasına. Hadi bakalım. Emre. Kürşat ve İlyas'a destek et hemen. Çiğdem, bu evin savunması sende. Emredersiniz komutanım. Haydi, as subayım. Timini kritik noktalara mevzilendir. Kuş uçmasın, anlaşıldı mı? Emredersin komutanım. Yüzbaşım. Yahya Bey, lütfen içeri girer misiniz? Lütfen. Biz de savaşabiliriz. Türkmen kendi göbeğini kesmeye alışıktır yüzbaşım. Biz de savaşabiliriz. Çocuklar, birisi bana bilgi versin. Kimse konuşmuyor mu bizimle? Neler oluyor orada? Şu kılıçtan birine ulaş hadi. Komutanım, Çiğdem Teğmen attı. Ver. Teğmen'im, komutan nasıl? Komutanın sağlığı iyi komutanım. Ufak bir yara aldı. Şimdi güvende. Sizin durumunuz nedir? Tim komutanına neden ulaşamıyorum? Neler oluyor orada? Köy baskına uğradı komutanım. Tim komutanımız savunma düzenini oluşturuyor. Kim bunlar? Hangi yapının teröristleri olduğunu henüz bilmiyoruz komutanım. Ama çok kalabalıklar. Teğmen'im. Şimdi kulağını aç ve beni iyi dinle. Öncelikli göreviniz komutanı o köyden sağ salim çıkarmak. Beni anladın mı? Ne olursa olsun komutanı üst bölgesine ulaştırın. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. Tamam, benimle tekrar irtibata geçin en kısa zamanda. Emredersiniz komutanım. Oğlum üst bölgesini bağla hemen. Emredersiniz komutanım. Yahya Bey sizin hayatınızı tehlikeye atamam. Lütfen içeri girer misiniz? Yüzbaşım, eli silah tutan, savaş görmüş 15 kadar adamım vardır. Bırakın size destek olalım. Yahya Bey, sivilleri öne süremem. Bunu yapamam. Lütfen içeri girer misiniz? Lütfen. Bozok Baba, bu kadar kalabalığa karşı şansımız çok az. Yürük. Ya, tamam. Eğer savaşmazlarsa Yahya Batur'u kaybedecekler. Çocuklarını, canlarını, köylerini, her şeylerini kaybedecekler. Daha önce de köylerini savundular. Bırak bu sefer de yapsınlar. Tamam. Haydar. Sivilleri kollayın. Onlar hiçbir şey olmasın. Koruyun onları. Anlaşıldı. Bu iş bende. Serdar! Şu demir uçuyoruz. Emredersiniz bunu. Ben geçiyorum.
Nereden mi bitiyor bunlar ya? Emre, sen bitmene bak kardeşim. Nereden bitiyorsa bitsin. Bas ağızlarını. Daha iyi bir yer bulman lazım galiba. Neresi? Komutanım, nereye? Sen koşmana bak babalar. Tamam da nereye gidiyoruz komutanım? Camiye? Camiye Serdar. Komutanım, kazasının sonunu kılardık. Çalışmanın ortasındayız. Kazası yok mu? İyi misin abi? Bir sıkıntı yok değil mi? Generali indiremedik Sayfa. Anladık ki generaller kolay inmiyormuş. He. Kaç adam var? Valla 40'a yakın adam var. Bir o kadar da hazırda bekletiyor. Emrine dalarız. Tamam. Dalarız değil mi abi? Sence? Valla bence... Sayılar bu kadar azken yardım gelmeden çöküp bitirelim abi. Biz bu kadar adamla bunların tozunu attırırız. Onlar kim biliyor musun Sayfa? Biliyorum abi. Türkler işte. Hayır, sadece Türkler değil. Türk özel kuvvetleri onlar, anlıyor musun? Eğer dalalım bitirelim diyorsan önce onlar seni bitirir. Anlıyor musun Sayfa? Onun için akıllı olmak gerekiyor. Özel kuvvetler seni kahvaltıda yiyip bitirir. Anlıyor musun Sayfa? Bunu o kalın kafan anladı mı Sayfa? Anladım abi. Güzel. O zaman akıl yürütmeyi bırak. Hazır bekleyen adamlara söyle, yaklaşsınlar. Ben emir verdikten sonra sadece 3 dakikaları var. Tamam. Dürbünü ver. Ne gidiyorsun oğlum? Mevziler arası mesafeyi kısaltın Kürşat. Haydar Yüzbaşı ile hemen irtibata geç. Ne durumdayız Yüzbaşı? Komutanım, sızma noktalarını tutmaya çalışıyoruz. Destek kuvvet gelene kadar dayanmaya çalışacağız. Şimdi sizi buradan çıkarmamız lazım. Söz konusu bile değil. Komutanım, ciddi hayati tehlike altındasınız. Karşımızdaki her kimse doğrudan size hedef alıyor. O yüzden sizi buradan çıkarmam lazım. Durumu biliyorum yüzbaşı. Söz konusu değil dedim. Komutanım, ben bir emir aldım. Ne emri ya? Burada emri ben veririm. Sen kimden emir alıyorsun? Bak yüzbaşım. Benim hayatım kurtulsa seninki tehlikede. Seninki kurtulsa Yahya'nınki. Onunki kurtulsa Türkmenlerin, kadınların, çocukların, tüm askerlerin hayatı tehlikede. Şimdi kurtarmışın hayati tehlikesini bırak da işimize bakalım. Emredersiniz komutanım. Mevziler bekler, sayı bildirsinler. Oğlum, 2-3 şarjör daha verin. Emredersiniz komutanım. Ne yapacağımıza bakalım. Ayvalım. Bak şimdi biz içeri girelim, onlar da işlerini yapsınlar, tamam mı? Ya dedi, kötü adamlar buraya mı gelecekler? Ya onlar buradayken gelebilirler mi sence? Gelmezler, Türkiye burada, onun için gelmezler. Evet, gelemezler. Hadi biz şimdi içeri girelim. Onlar da işlerini yapsınlar. Hadi. Kalk ayağa. Kalk ayağa. Kalk. Kalk. Yürü. Askerinin kardeşi elimde albay. Beni duyuyor musun? Teğmenini kurtaramadın albay.
Adamını genç yaşında öldürmüşler. Kopuz! Bakalım kardeşini kurtarabilecek misin? Öğretmen kan kaybediyor. Kopuz! Birazdan ölecek. Beni duyuyor musun? Ne istiyorsun Kuzgun? Sesini duymak ne kadar güzel albay. Teğmenin öldü. Pia öldü. Öğretmeni de öldürecek misin albay? Ne istediğini söyle be. Silahsız olarak buraya geleceksin. Rehinem olacaksın. Ve öğretmen kurtulacak. Anlaşma bu. Ne diyorsun albay? Hiç olmazsa öğretmeni kurtaracak mısın? Elas, al şunu. Komutanım. Bırak yüzbaşım. Komutanım lütfen. Bu aklından 40 tane tilki geçiyordur. Lütfen komutanım, olmaz. Bunları biliyorum yüzbaşım. Albay! İkinci kurşun namluda. Öğretmenin yüzü sararmaya başladı. Komutanım, bunu yapmayın. Şehitlerin ölü olmadığına inanıyoruz evlat. Düşünsene, şu anda Teğmen Murat Gün doğdu. Bizi izliyor olsaydı ne derdi acaba? Bu çocuğu kurtaracağım. Çünkü o bize bir şehit emaneti. Hayatıma mal olsa da bunu yapacağım. Siz yerinizi koruyun. Bu bir emirdir. Emredersiniz komutanım. Komutanım, hiç olmazsa yakınınızda olmam izindir. Kuzgun! Silahsız olarak yanına geliyorum. Hayatında bir kere adam ol ve sözünü tut. O çocuğu bırak. Bunu yapacağını biliyordum albay. Birazdan cehenneme gideceğim. Albay da benimle beraber gelecek. Ne dersin? Partiye katılmak ister misin? Ha? Adam işe açık verme. Komutanım, arka taraftayız. Komutanım, hedef olumsuz. Görüş sıfır. Kılıç herkes yerinde kalsın. Komutana en ufak bir saldırı teşebbüsünde inisiyatifsizdedir ateş sarmış. Anlaşıldı. Babalar, işin en pis yerine geldik oturduk. Allah sonumuzu hayır etsin. Emre, sesim düzgün çıkıyor mu lan? Çok iyi komutanım. Yani kaset yapsan tutar gider. Önüne bak Karaoğlan. Akıtırım pekmezini, gözünü hedeften ayırma. Akıtırsınız komutanım. İşte geldim Kuzgun. Sözünü tut. Onu bırak. Yaklaş albay. Buraya gel. Öğretmenimizi bırakana kadar olmaz. Onu bırak. Sana yaklaş dedim. Yoksa öğretmeni öldürürüm. Komutanım, hedefi kısmen görüyorum. Ya ateş için uygun değil. Hedef olumsuz komutanım. Görüş yok.
Seni istesem şu an şurada öldürürüm. Ne diyorsun bu işe? Onu bırak. Bırak onu. Sen Pia ile konuşurken o tetiğe daha erken basmalıydım albay. Pia senden nefret ederek öldü Kuzgun. Kes sesini! Etrafındaki herkes sattı seni. Bize yerini onlar söyledi. Sana kapat çeneni dedim, sus! Değmen Murat'ın adını biliyorsun. Tanıdığım en yiğit adamlardan bir tanesiydi. Arkasına sığındığın o delikanlı onun kardeşi. Kes sesini be! Tıpkı onun gibi. Tıpkı Teğmen Murat Gündoğdu gibi. Onun arkadaşları Teğmen'im geldiğinde gün doğdu derdi. Onun düşmanlarıysa onu gördüğünde ölüm geldi derdi, ölüm. Komutan. Ölürken göreceğin son yüz ben olacağım demiştim Kuzgun. Canım cehenneme. Aşkına söyle şu adam kaç volt taşıyor ya? Ha? Bu ne be? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.